64 ekranlarında teras sohbetlerinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bu akşam yine çok özel, çok önemli, çok değerli bir konuğumuz var. Önce konumuzu söyleyeyim. Bugün konumuz Arifiye. Arifiye'ye dair her şey, bu güzel ilçemizdeki gelişmeler, bütün olanlar, bitenler, geçmiştekiler, gelecektekiler ve konuğumuz sevgili gazeteci dostum, Medyabar editörü Ekrem Ürdüç ile birlikte Arifiye Belediye Başkanımız İsmail Karakullukçu. Kendisini biz yıllardır belediye başkanı olarak tanıyoruz, tüm kamuoyu olarak sadece, ama bugün bize özel bilmediğimiz hayatıyla ilgili, eğitimiyle, Arifiyeli, nasıl bir Arifiyeli ile olduğuyla ilgili detayları da öğreneceğiz. Güzel bir yaz sohbeti yapacağız teras sohbetlerinde. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz? Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Olun, sizler çok, nasılsınız? Sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz. Sevgili Ekrem hoş geldin. Hoş bulduk. Programımıza teşekkür ediyorum. Sağ sağlıyorsun. Biz seninle ilk defa program yapıyoruz. Evet. Bunca yıllık dostluktan sonra ilk defa bir programda beraberiz. Evet. Tabii seçim gecesi işte ya da şehirdeki önemli olaylar, canlı bağlantı yaptığımız durumlar hariç. Evet. Başkanım, ben sizi biz tabii ki tanıyoruz. Dördüncü döneminiz belediye başkanı olarak. Ben de hep mesleki hayatımda hep o yönünüzle tanıdım. Ama bir de siz aslında bir Arifiyelisiniz. Evet. Aslında bütün belediye başkanlarımız bu yönden hiç bakmıyoruz. Aslında o ilçenin, o şehrin birer vatandaşı, halkı, orada doğmuş, büyümüş, yaşayan insanlar, çoğunluğu, çok marjinal örnekler hariç. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Belediye başkanı olmadan, İsmail Karakullukçu olmadan önce ne yapardı, nasıl yaşardı? Belediye başkanımız herhalde, ben araya gireyim başkanım. Bu arada ben dün meclis toplantısında birlikteydik. Teklifimizi kabul ettiğiniz için tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Ayşegül başkanım enerjisiyle, sempatisiyle meclisin en dikkat çeken ismi. Bunda artı parantez. Orijinal bir Arifeli olarak biliyoruz biz. Yani orijinal dediğim yani doğma bir Arifeli olarak biliyoruz. Buyurun başkanım. Evet. Tekrar hoş geldiniz. 1966 o zaman Adapazarı doğumluyum. O zaman Adapazarı Arifiye Adapazarı'na bağlı. Merkez ilçenin içinde yani. Arifiye doğumluyum. İlk ve orta ve lise öğrenimimi Arifiye'de tamamladım. İlk öğretimi ilkokulu Arifiye Bekir Sıtkı Durgun Okulu'nda. Ortaokulu Arifiye Ortaokulu vardı orada. Daha sonra öğretmen lisesi mezunuyum. Oraları bitirdikten sonra üniversite hayatı var. Bolu Eğitim Yüksek Okulu'nu bitirdim. Orayı bitirdikten sonra öğretmenlik hayatımız başladı. 6 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra yeniden Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi Denetimi Bölümünü kazandık. Onu da bitirerek ilk öğretim müfettişi olarak göreve başladım. İlk görev yerim Manisa müfettişi olarak, öğretmen olarak Kahramanmaraş göreminde bulundum. Başkanım çok özür dilerim. İlkokul öğretmeni misiniz? İlkokul, sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmeni. Evet, sınıf öğretmeniyim. Yani 8 yıl sınıf öğretmenliği, bu süreç içerisinde müdür yardımcılığı gibi görevlerde bulundum. 8. yıl sonunda da ilk öğretim müfettişi olarak Kahramanmaraş'ta, Manisa'da, İstanbul'da ve Sakarya'da görev yaptım. Sakarya'da teftiş kurulu başkan yardımcılığı, müfettişlerin başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. 24 yıllık bir eğitimcilik hayatım var. Süper. 24 yıllık eğitimcilik hayatından sonra 2009 yılında ilk belediye başkanlığına, yani 2004'te aday oldum ama 2009 yılında belediye başkanı olduk. 15 yıldan beri de belediye başkanıyım. Bu dönem 4. dönemim. Yani bize hem Arifiye'de yaşayan insanlarımız, hem partimiz, yetkili kurullarımız, en başta da Cumhurbaşkanımız bize itimat etti. Türkiye'de 10 belediye başkanı veya ona yakın belediye başkanı 4. döneme gitme fırsatı bulduk. Yani. Siz de bunlardan bir tanesiniz. Bunlardan bir tanesiniz. Önemli yani. Evet. Bir tanesi. Sakarya'da 4. döneme giden partimiz içerisinde bir yani tekim ben yani. Bununla aynı ilgili ilçede. De genel merkezde genel başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir diyalogunuz oldu galiba değil mi? Şöyle yani? Bir orada bir şeyimiz oldu hani hoş sohbet olması açısından. Anlatmıştınız daha önce de o yüzden. Bir şey oldu ama yani şöyle diyeyim o sohbet anı olarak öyle kendi içimizde kalan bir şey oldu. Yani 1. 15 yıllık dönemi bitirdik gibi bir şeyimiz oldu. Tabii böyle espri yapa yapa bugün nasip buralara kadar geldik yani. İnşallah yani Arifiye'mize
bu dönemde, bu 5 yıllık süreç içerisinde de sağlıklı şekilde hizmetler edebiliriz diye düşünüyorum yani. Şimdi hemen... insanlarımız bize güvensin, itimat etsin diyorum yani. Evet, çok çok güzel bir şey gerçekten. Evet. Yani 4. dönem çok az çünkü. Evet. 10 belediye başkanı Türkiye'de. Hemen ben birazcık dedikodu yapayım. Tabii bu aday adaylarının belirlendiği süreçte biz basın olarak en yoğun sürecimiz, siyasi haberleri kaçırmamak, kulis bilgilerini almamak adına. Tabii buradaki editör arkadaşlarımız Ekrem, Kaan, genel yayın koordinatörümüz Hakan Turhan, bir sürü başarılı Sakarya'da gazeteci. Tabii bize çok sayıda kulis bilgisi geliyor. Hep Arifiye için İsmail Karakullukçu geldi ama hep programlarda da dedik ki 3 dönem kuralı var ama anketler de iyi. Ne olacak, nasıl bitecek, bir sürpriz olur mu? Olur diyenler oldu aramızdan programlarda, canlı yayınlarda. Olmaz diyenler oldu. Şöyle olmaz, hani 4. dönem çünkü olmayacak dendi hiçbir belediyede. Ama bir tanesi Sakarya'da oldu. Bu bir yandan sizin için çok onur ve verici ve motivasyon aslında, değil mi başkanım? Tabii, hani ben sizin yerinize şey. Koydum kendimi. Evet, yani, ben çok çok acayip mutlu olurdum. Evet, 10 belediye başkanımız. Evet, ağır bir yük yani. Hani 3 dönemden sonra 4. döneme gitmek ağır bir yük. İnsanlar açısından da çok önemli bir şey. Yani dünyanın en güzel çiçeğini masanın üstüne koysanız o 1. günü dünyanın en güzel çiçeğidir. 2. günü biraz solar, 3. gün biraz daha solar. Yani biraz böyle zaman geçti mi kim koydu bu çiçeği buraya deriz yani. Deriz. Şimdi onun için biz de yıllar hani geçtikçe bazen toplum önünde ufak tefek bir takım şeyler, kayıplara uğruyoruz ama sağ olsunlar insanlarımız anketlerde bu son dönemde de bize gerekli destekleri verdi. Hem genel başkan yardımcımız, hem milletvekillerimiz, hem yetkili partimizin yetkili kurulları bu dönemi de bize bir şans olarak verdiler. İnşallah hiç kimseyi mahcup etmeyiz diye düşünüyorum yani. Bu şimdi inşallah hayırlısı olur. Yani bu şöyle diyeyim, yani bazen çok hayır bildiğimiz şeylerin gelecekte çok farklı yerlere getirdiğini görebiliyoruz yani. İnşallah güzel olur bundan sonraki hem Arifiye'de yaşayan insanlar açısından hem kendi çoluk çocuğumuz açısından hem Türkiye hem memleket açısından inşallah güzel olur diye düşünüyoruz. Ama yani. Başkanım bu dönem yani, bütün belediye başkanlarımız için bu tasarruf tedbirleri kapsamında onun için biraz sıkıntılı bir dönem olacak. 3 yıl bir tasarruf tedbirleriyle ilgili yani bu da bizi hani ülkemizin sadece dünyada bir savaş ekonomisi var yani evet. Şu anda. Onun için bu tasarruf tedbirlerinin mutlaka konması gerekiyordu. Tasarruf tedbirlerin doğrultusunda bizim hani her zaman asli işimizi yapıyoruz ama insanların ana problemleri hani bir temizlik işleri deyip hani çok basite alırız bazen ama yapılmadığı zaman çok önemli bir şeydir. Ay, yani yapıp başaramazsanız. Vallahi sokağımda bir gün çöp alınmasa isyan çıkar. Başaramadığınız yani. Hani bunu başardığınız zaman apolet takılmaz. Yani artı bir şey yapılmaz ama bunu başaramazsanız gerçekten ciddi problemlerle şehriniz kalabilir. Yollar hani asfaltı, kilit taşı, kaldırımları, parkeleri, yağmur suları ile ilgili bir takım şeyler. Yani bu dönem biraz daha öyle uç projeler olarak değil de asli işimize yapmayla ilgili geçirmemiz gereken bir süreç yani. Ben Arifiye için de şöyle söyleyeyim. Gerçekten şehrimizde en hızlı büyüyen ilçelerden biri nüfus evet. açısından. %6'lık şimdi şu anda 52-51.600 civarında bir nüfusumuz var. Bu her yıl 2 ile 3 bin arasında bir nüfus artışı, yük biniyor yani. Göç alıyor mu? Göç alıyor. 10 yılda 20 bin göç aldı. Yani 20 bin göç demek yeni bir ilçenin içimize girmesi demek yani. Ha bu gelişmenin getirdiği problemleri Arifiye'de ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. Yani her yıl 100'e yakın yeni sokak, belki 15-20'ye yakın yeni cadde açılıyor yani. Bunların altyapı sorunları, üst yapıyla ilgili bazı problemleri mutlaka insanlarımızın hani sıkıntılı bir hızlı gelişmenin getirdiği bir takım problemleri birlikte yaşıyoruz. Ama bunları önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık süreç içerisinde bir daha ne yapmayacağız? Hani o gelişim büyüme durduğu zaman bunları bir daha yaşamamaya başlayacağız yani. Farklı projelere doğru gideceğiz. Ama şu anda belediyecilikle ilgili orijinal hizmetlerimizi yapma zamanı. Tasarruf tedbirleri zaten hani
bunlara da uymayla ilgili bütün belediye başkanlarımızın mutlaka uyması lazım. Yoksa belli yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar. Bu da devletle, devletin kanunları ile ilgili bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz yani. Başkan, bunlara da uyacağız yani. Belediyecilik açısından yani bu bahsettiğiniz hizmetleri, mecburi olanları verme noktasında bu paket, tasarım tedbirleri paketi sıkıntı yaratıyor mu? Orada bir aksama oldu mu? Hayır. Orada tasarım tedbirleri açısından herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Ancak şöyle diyeyim, yani şu anda yani biraz hayat pahalı. Hayat pahalılığı ile ilgili bir takım şeylerimiz var. Ancak gelirlerimizle giderlerimiz arasında çıpa ne yapıyor? Daralıyor yani. Hı hı. Onun için gelirlerimizi gerçekten sağlıklı bir şekilde kullanma zamanı. Hı hı. Hani yani eğlenceyle ilgili veya farklı uç projelerle ilgili, büyük projelerle ilgili bir takım şeylere girme değil, bu temel hizmetleri getirme zamanı yani. Hı. Yoksa tasarruf tedbirleri bizim yani belediyecilik hizmetlerimizi engelleyecek bazda kesinlikle değil. Yani. Belediyenin asli görevlerini etkilemiyor anladığım kadarıyla. Yani araç alımı ile ilgili var olanla idare edeceğiz. Makam aracı almayacağız. Zaten biz öyle bir Arifiye Belediyesi olarak sade bir şey içerisindeyiz. Sizin evet hiç olmadı neredeyse. Hiç olmadı. Öyle şatafatlı yani bu tip şeylerle ilgili hareket edilmesi gereken bir dönem. Yani. Bir de Arifiye'nin bir şansı var başkanım. Yani ben Arifiye'yi yakından takip eden birisi olarak biliyorum. Çok da sevdiğim bir ilçidir Arifiye. Depreme karşı hani kentsel dönüşüm sorunu yok Arifiye'de. Sizde şöyle diyeyim, bizde çok katlı binalarımız yok. Evet. Biliyorsunuz Kuzey Anadolu fay hattı Arifiye sınırları içerisinden geçiyor. Evet, otobana paralel olarak Sapanca Gölü'ne doğru gidiyor yani. Biz 99 depreminde veya ondan önceki depremlerde Adapazarı belli yerlere yıkıldı ama bizim oralarda çok büyük hasarlar olmadı. Evet. Fay hattının içimizden geçmesine rağmen o dalga boyutu bizde daha hani daha yüksek olmuyor. Evet, evet. Onun için yani zaten son dönemde büyükşehirle birlikte kat yüksekliği ile ilgili bir sınırlamamız var. Buna biz hani dikeyde şeye katılıyoruz yani 3 katın üstüne çıkılmamayla ilgili planlarda bunun devam edilmesinden yanayız yani yanayız. Ancak yatayda büyüme ile ilgili şeylerimiz var. Hani taleplerimiz var yani. Arifiye buna uyuyor. Yeni bir kent. Eski yerleşim yerlerimiz var ama onlar da 2 katlı, çok katlı değil. Belki 4-5 katlı bazı binalarımız var. İnsanlarımız da bunları düzeltme babında bir takım şeylere gidiyor. Kat alımı ile ilgili düzeltme babında gidiyor. Depreme hazırlıklı Arifiye. Zaten yeni yerleşim yerlerimiz çok. Onlar da 3 katlı şeyler. Ben şöyle Arifiye'yi kısa bir tanıtmak istersem. Nasıl bir kentte belediye başkanlığı yapıyorum ben? Ulaşımla ilgili hiçbir problemi yok Arifiye'nin. Yani şehirler arası otobüs terminali, hızlı tren istasyonu Arifiye sınırları içerisinde. Bu Ankara-İstanbul otobanı ve evet. Adapazarı-Sakarya çıkışı Arifiye sınırları içerisinde. Evet. E5 bizim içimizden geçiyor. İstanbul-Antalya yolu, Eskişehir yolu içimizden geçiyor. Yani demir yolu içimizden geçiyor istasyon, Sakarya'nın istasyonu Arifiye sınırları içerisinde şu anda hızlı trenle ilgili. Yani bunların çok avantajlı yönleri var yani bunların. Sanayi Arifiye kenti... Anadolu'ya açılan kapı tabii, ulaşım yani içerisinde. Sakarya evet. için öyle yani. Sanayi kenti, Türkiye'nin, dünyanın önemli fabrikaları bizde. Evet. Yani Goodyear'ı, Otakar'ı, Toyota'sı, Tırsan'ı, BMC'si, işte Başak traktörü, bunların hepsi bizim sınırlarımız içerisinde. Sakarya'nın birinci organize sanayi bölgesi, yani evet. içerisinde 110'a yakın fabrika var. 15 bin çalışanın çalışabileceği kapasitede fabrikalar, 110 tane fabrika 2400 dönüm arazide kurulmuş. Birinci organize sanayi bizim sınırlarımız içerisinde. Yine Eskişehir Sanayi, Artvin Sanayi, Hanlı Sanayi dediğimiz içerisinde irili ufaklı 3500'e yakın küçük orta ölçekli oto sanayilerinin bulunduğu bölge sınırlarımız içerisinde. Yani bizde Sakarya'da çalışan yani işçi olarak çalışan 30 bine yakın Arifiye'de çalışıyor. Bunlar Sakarya'nın farklı bölgelerinde ne yapıyor? İkamet ediyor yani. Bizim bölgemizde çalışmayla hani evlerine ekmek getiriyor. Böyle bir bölgenin belediye başkanıyım. Süs bitkiciliği
Yani oraya girmeden başkanım, işsizlik konusunda da o zaman ilçede şöyle diyeyim, bir sıkıntı yaşanmıyor. İşsizlik konusunda da yani biz de kanaatkar fabrikaların önceliği hareketi kanaatkar çalışmak isteyen hani işsizlikle ilgili şöyle diyeyim, hani kanaatkar çalışmak isteyen, kendini yetiştirmiş hiçbir insan Arifiye'de Sakarya'da aç kalmaz yani. Evet. Bakın yani kanaat edecek. Az çok demeyecek hani bir hani bazı şeylerle ilgili. Yani çalışmayla ilgili hevesi olacak, kendini yetiştirecek. Yani belli alanlarda ya okulundan mezun olacak ya da sanatkarla ilgili bir takım yerlerde yetişmiş olacak. Bunların hiçbiri bizde işsiz kalmaz. Sakarya'da işsiz kalmaz yani. Sadece Arifiye için söylemiyorum. Yani bizim bölgemizdeki bu fabrikalarda %15 civarında Arifiye'de çalışıyor. Gerisi bölgemizin her yerinden geliyor. Yani Serdivan'da da oturuyor, Adapazarı'nda da, Erenler'de de, Sapanca'da da, Hendek'te de. Yani ilçelerimizin hatta İzmit, komşu ilimizden, Düzce'den, oralardan bile servislerle insanlarımız bizim bölgemizdeki fabrikalara geliyorlar yani. Süs bitkiciliği, Sakarya'da bizde Erol Kaya 40 yıl evvel başlatıyor ve Türkiye'nin en önemli süs bitkiciliği merkezlerinden biri Arifiye. Böyle büyük firmalara bakın, Arifiye'dedir bunlar. Sakarya'da süs bitkiciliği ile ilgili ekim yapılan arazilerin %55'i bizim bölgemizde yani. Bizim bölgemizde. Bu da kadın istihdamı ile ilgili, işsizlikle ilgili bir takım problemlerimizi ortadan kaldırıyor. Turizm kenti olmaya adaydır. Nasıl? Sapanca Gölü kıyısı var. Sakarya Nehri içimizden akıyor. Oralarda biliyorsunuz gölbaşı testlerimiz var. Gölya testlerimiz var. Ormanımız İl var. İl ormanı. Evet. Yani Arifiye %70'i Arifiye sınırlar içerisinde. İç bölgelerden yani bölgesel turizmle ilgili bir takım şeylerimiz gitgide yükseliyor yani. Onların haricinde tarımda ciddi tarım yapılıyor. Eğitim kenti 1937'de köy enstitüsü ile başlayan bir süreç. Arifiye Öğretmen Okulu. Tabii Öğretmen Okulu, köy eğitim enstitüsü, şimdi öğretmen lisesi oldu, şimdi de fen lisesi olarak. Evet. Yeni bir tarih yazılıyor eski öğretmen okulu dediğimiz bölgede. Orada 200 kişilik fen lisesi yatılı pansiyonu yapılıyor. Artı okulu yapılıyor yani. Yani oraya gidip gördüğünüz zaman bu bir tarihtir yani. Evet, bu dönemde de bir tarih başlangıcı yani. Orası, 1937'de nasıl köy enstitüsüyle başlıyor? O bölge mi? Eski öğretmen okulu yani. O tamam. Aşağıda değil. Şimdi Neviye Mahallesi. Neviye yani Mahallesi, evet. Yukarıda. Bu bölgelerde yeni bir tarih yazılıyor şu anda. Fen Lisesi yatılı. Türkiye'nin %1-2'ye giren yani lise düzeyindeki çocuklarımız bu fen lisesinde okuyacak yani. Bu bizim için önemli bir kazanım. Evet. Sonra Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin şimdi onu soracaktım. Şimdi meslek lisesi okulu 1200 öğrenci var içinde. Evet. Ziraat Fakültesi 700 öğrencimiz var. Yani şeyle birlikte yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte. Hı hı. SADEM yani 90'ın üzerinde ülkeden 1200 civarında ön hazırlık Türkçe öğrenmeyle ilgili SADEM misafir dediğimiz öğrencilerimiz misafir öğrencilerimiz var. Bir yıl bizde okuyor veya yetmediyse iki yıl bizde okuyor. Çok değişik kültürlerden insanlar Arifiye'de okuyor. Afrika Cumhuriyetlerinden. Tabii. Bu çocukların hepsi bizim kültür elçilerimiz yani. Evet. Nasıl diyeyim ben? Arifiye'de görüyor, orada kahvede farklı yani farklı yerlerde oturuyorlar. Oturduktan sonra o gençlik yıllarının bir kısmını bizde geçiriyorlar. Gittikleri bölgede bunları ne yapacaklar? Anlatacaklar. Eğitim kenti yani Arifiye. Başkan, SUBÜ'nün acil kampüs ihtiyacı ile ilgili geçenlerde çıkan bir haber var. İşte ben, Erenler ya, Belediye evet, Başkanı evet. Şenol Dinç bu konuya talip olduklarını söyledi. Siz Arifiye'de bize olmasını evet. Bize konuşmuştunuz. Özel bir röportajınız vardı. Arifiye'de olmasını arzu ediyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalarınız var. SUBÜ'nün kampüsüyle ilgili son durum nedir? Şimdi Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Bey, milletvekillerimiz yine Büyükşehir Belediye Başkanımız bunların hepsinin birlikte kararıyla birlikte inşallah hani plan aşamalarını geçtik. Hani SUBÜ'nün kampüsünün kampüs alanı ile ilgili plan aşamalarını geçtik. Şimdi imar uygulaması 18. madde ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Arifiye'de Sapanca arasında il ormanının arka tarafında
Sınır Arifiye sınırının içinde Arifiye mi? Arifiye'de Sapanca sınırı. İkisinde de var. %30'u bizde, Arifiye'de %70'i Sapanca'da. Arifiye Cumhuriyet Mahallesi'nde. Cumhuriyet Mahallesi'nde. Yani üst tarafta. Yani orada bizim futbol sahamız var. Arifiye futbol stadımız var yani. O stadın üst taraflarında, mezarlığın üst taraflarında, Arifiye merkez mezarlığının üst taraflarında bir yerde bir 1000 dönümlük arazi ile ilgili bir çalışma yapıldı. Hep birlikte verilen bir karar. Bununla ilgili adım adım bir süreci yaşamayla ilgili takip ediyoruz. Ama hani kesin kati bir şey bitmiş değil. İmzadan ancak, çıkmış değil. Değil. Ancak, ama görünüş yani Arifiye ve Sapanca'da bu iş kaldı gibi manşete atabiliriz aslında. Konsensüs böyle yani hani oluşan şey böyle. Bununla ilgili alt hazırlıkları, plan en önemlisi plandır. Tabii. Ondan sonra yerleri, şahıs arazileri var, kamulaştırma ile ilgili bir takım süreçler var. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor yani. İnşallah yani her iki belediye de bu tip çalışmaları gerçekleştirdikten sonra SUBU'nun yatırımla ilgili bir takım şeyleri ön plana çıkmaya başlayacak. Bu tabii kampüsle ilgili değil. Biliyorsunuz hani bir kampüs rektörlük binası ile ilgili de olabilir. Diğer mesela Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin iki taşıyıcı fakültesi. Biri turizm fakültesidir. Evet. Biri teknoloji fakültesidir. Evet. Bunlar kanunda hani Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kurulurken kanunda turizm fakültesi Sapanca, teknoloji fakültesi Arifiye'de diye yazıyor zaten. Hani kaç yıl oldu kuruladı? 7-8 yıl oldu diyelim bunlar. Kurulurken, yasa çıkarken bunlar zaten turizm fakültesi Sapanca diye, teknoloji fakültesi Arifiye diye, bu zaten kanunda böyle çıktı yani ilk yayınlanırken. Onun için böyle bir orta nokta belirlendi. Tabii rektörlük binası da orada olursa ama ana taşıyıcı bu şeyler. Hani turizm fakültesi. Bu iki fakülte. Zaten şu anda Sapanca'da belediyenin daha önceden yaptığı bir binada eğitim görüyor. Teknoloji fakültesi de Sakarya SUBU yani Sakarya Üniversitesi'nin içinde binada eğitim görüyor. En fazla öğrenci de bunlardadır yani. Tabii. Yani 5000 civarında öğrenci teknoloji fakültesinde, 1500-2000 civarında öğrenci de turizm fakültesinde. Zaten bunlar buraya geldi mi hani kanundaki bir takım şey yerine gelecek gibi düşünün yani. Evet. Hani kanunda kurulum aşamasındaki yani Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bizim yani hepimizin belirlediği bu alanda inşallah kurulacak diye düşünüyoruz yani. Başkanım hemen orada işte şeytanın avukatlığını yapacağız ya biz gazeteciler. Hemen sorayım. Şimdi bu üniversite ve fakülteleri geldiği vakit Sapanca için de aynı şey geçerli. Öğrenci yığılması olacak, beklenmedik bir nüfus artışı olacak ilçede, yurtlar yapılacak, onların konuta ihtiyaçları olacak, altyapıyı daha çok kullanacak, eğitimciler ve öğrenciler olacak. İlçe buna hazır mı? Hazır. Şöyle diyeyim ben, bak 1937'de Türkiye'nin 16 bölgesinde öğretmen yetiştirilen kurumlar oluşturuluyor. Hı-hı. Köy enstitüleri. Evet. 16 ilde kuruluyor. Bir tanesi Arifiye. Yani o zamanın üniversiteleridir bunlar. Tabii. Benim yakınlarım var Arifiye Öğretmen Okulu'ndan öğretmen, mezun. Öğretmen, köy enstitüleri. Ondan sonra öğretmen okulu. Öğretmen okulu. Yani eğitim enstitüsü dediğimiz yer. Yani Arifiye buna hazır. Sapanca da hazır. Şöyle diyeyim, bazen kervan yolda da düzülür. Bizde 2000 kişilik, 2500 kişilik öğrenci, erkek öğrenci yurdumuz var. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde okuyup Arifiye'de konaklayan 2500 tane çocuğun ve full dolu burası. Hı hı. Özel mi Gençlik Spor'un KYK'nın? Spor'un KYK'nın. KYK'ın Sapanca'da da var yap, evet. Yap işte yap kirala devret modeliyle yaptı. Evet. 30 yıllık süreçti. Safi Türk öğrencili. Evet, Safi Türk öğrencili. Evet. Bizim yani öğrenciye insanlarımız hazır. Yani dışarıdan gelen insanları kabullenmeyle ilgili hazır. Yine bunları hani konut açısından da son yani 7-8 yılda 10 bine yakın konut yapıldı Arifiye'de. İmar uygulamaları, 18 uygulamaları, hani biz hiçbir yeri yeniden imara açmadık ama imarlı alanlarımızı yatırım yapılabilir hale getirdik. Bunu da görebilirsiniz Arifiye'ye girdiğiniz zaman bunların hepsini görebilirsiniz. Yani onun için
Öğrencinin hani bir takım problemler olabilir ama geçiş süreci içerisinde. Hı hı. Ama öğrencinin kalacak yerle ilgili, sosyal bir takım aktiviteleri yerine getirmeyle ilgili hiçbir problem olmaz yani Arife. Gerçekten merkeze çok yakın. Yani Adapazarı'nı düşündüğümüz zaman Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye, merkez ilçe. Merkez bir, kampüse de yakın. Birbirine de çok, evet, yakın. Biz şimdi Sakarya'yla birlikte büyümek, hani Adapazarı'yla birlikte büyümek zorunda olan bir ilçeyiz. Yani her şeyin bizde olmasını gerektirecek bir şey yok. Onlarda olan bize de çok yakın. Tabii. Biz onların da hizmet, onlardan da hizmet alıyoruz yani. Serdivan'daki AVM, bütün çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize bakın, hepsi burada. Ama Serdivan'da oturan biri de Sayfiye bölgesi arıyorsa, o da Arifiye'ye geliyor. Sapanca'ya geliyor, Arifiye'ye geliyor. Sapanca'ya geliyor, Arifiye'ye geliyor yani. Hani bu tip şeyler, böyle ortak kullandığımız birçok yerimiz var. Biz onun için birlikte büyümek zorundayız yani. Evet. Bizim yakınlığımızdan dolayı. Yani Adapazarı merkeze 5-6 kilometrelik bir yerdeyiz. Çok Serdivan'a, en yakın ilçe. Serdivan'a 5-6 kilometrelik bir yerdeyiz. Bizim Doğum Evi Araştırma Hastanesi. Serdivan'dan bir insan araştırma hastanesine gidene kadar biz 3 kere gider geliriz yani. Doğum evine 3 kere gider geliriz. Doğru da başkanım, ulaşım onun için bize açısından çok şey, bize çok şey getirir yani bunlar. Ulaşım açısından biraz sanki şöyle diyeyim, bu eksik olabilir. Bu da çözülebilir ulaşımla ilgili. Evet. Yani nasıl diyeyim ben? Sayı artırılabilir, servis sayısı, farklı raylı sistemler gelebilir. Şimdi Adara'yı, şöyle diyeyim ben, Adara'yı kurmak istiyoruz düşüncemizde. Bu tek bizle ilgili, hani büyük şehrimizle ilgili de değil. Hep birlikte bir konsensüsle birlikte mücadele edilmesi gereken bir şey. Kurduk, Adara'yı vardı, Zeki abiyle birlikte, Zeki Bey'le birlikte kurduk. Ama bazı problemlerden dolayı kaldırılmak zorunda kaldı. İnsanlarımızın, Arife'de yaşayan insanlarımızın tadı damağında kaldı yani, daha doğrusu. Ay evet. Anlatabiliyor mu? Başkanım, bu şimdi, öncelikle isteniyor. Yani bütün Sakarya halkı bunu haklı istiyor. Ama, hepimiz, bak, hepimiz. Haklı ama. Evet. Şimdi ama bunu yeniden getirebilmeyle ilgili ben o iradeyi Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'da da görüyorum. Şehrimizin diğer dinamiklerinde de görüyorum. Hepsinden Allah razı olsun abiciğim. İnşallah başaracağız yani bunların hepsini. Yani Adaray gelir, ulaşımla ilgili, ulaşım master planları doğrusunda ulaşımla ilgili. Yani Arifiye'de bu problemler var da sanki başka ilçeler yok mu? Hepimizde var yani bunların hepsi, bu problemlerin hepsi. Ama Arifiye'de dediniz ya başkanım, paralel büyüyoruz Adapazarı'na. Onunla ilgili çözümler mutlaka bulacağız, bulmakta zorundayız yani. Özellikle mahalleler arası ulaşım Arifiye'de çok istenen bir konu başkanım. Mahalleler arasındaki ulaşımla ilgili yani bizim olabilir, tabii kendi olabilir problemimiz. Ben hep şey yapıyoruz, Arifiye yani 2 veya 3 tane araç sürekli, evet, turnike yaptırıyorum ama, yani ring attırıyorum ama yani yeterli gelmiyor. Veya insanlarımız hani yeteri kadar, hani hepimizin çarşısı Adapazarı. Hani iç hat, hani Arifiye gelmeyle ilgili, iç hatla ilgili bir takım sıkıntılarımız var. İnşallah bunların hepsi, evet, aşılır yani. Büyükşehir'in bütün ilçelere belediye otobüs tahsis etme durumu var. İhaleye de çıkıyor. Var, evet. Büyükşehir'in otobüs seçimi mesela Akyaz'da da yok. Ama evet, onlar Adapazarı merkezi. Ben iç hatlar için dedim başkanım. Yani evet. Arifiye içi. Cumhuriyet Mahallesi ile Kalaycı Mahallesi. Anladım, arası. Anladım. Yok, mesela sağlamaz. Kemaliye Mahallemizde evet, veya işte Ahmediye, Adliye Mahallemizde Arifiye arasında, evet, onlarla ilgili yapı kuracağız yani. Nitelikli konut açısından da gerçekten hızlı gidiyor. Bizim çocuklarımız yani önceden sitede yaşamak istiyordu. Adapazarı'ndan, evet, Serdivan'dan, evet, ev alıyordu. Siteleşme de şimdi Arifiye'ye döndü bunların hepsi. Evet. Gençlerimiz gitmiyor artık yani. Gençlerimiz gitmiyor, Arifiye'de kalıyor. Arifiye'de yaşamla ilgili irade koyuyor ortaya yani. Hem kızlarımız hem erkeklerimiz yani. Evlilik olduktan sonra yani Arifiye'de de o ortamları ne yapabiliyor, bulabiliyor artık. İnşallah gelecekte daha yaşanabilir, daha sağlıklı. Bir de bu başkanım, Arap sermayesinde dikkatini çekti, evet, galiba. Yani ben ilçemizde birkaç Arap yatırımcının var değil mi başkanım? Evet. Konuklar yaptığında bir takım sıkıntılar oluşmasaydı Arap yatırımcı bizde hani çok ciddi yatırımlar, konut yatırımları yapıyorlar yani. İnşallah daha da aşacağız bundan hepsini yani. Ben inşallah başkanım. Hemen pazar konusuna girmek istiyorum. Şimdi Arifiye'de salı günleri değil mi başkanım, yanlış bilmiyorsam? Evet. Salı günleri kurulan bir pazar var. Evet. Pazar bizler için önemli bir kültür, önemli bir alışveriş mekanı. Bir de benim gibi hobisi pazar olan insan da çok. Evet. Çok seviyoruz biz pazarları. Bu pazarı
Çarşamba pazarı gibi daha ünlü, daha çok insanın gelip gittiği, şehir dışından insanların da gelip gittiği bir şekle dönüştürmek, daha çok tezgahın olması, daha çok ürünün olması mümkün müdür? Şöyle katkı diyeyim, sağlar mı ilçeye ve de? Şöyle diyeyim ben, şimdi bizim pazar günü bir pazarımız var zaten. Sebze ve kumaş pazarı orada yok ama salı pazarı da kumaş pazarı olarak kurduk. İçinde birkaç tane de sebzeye dönük bir takım şeylerimiz var. O bölgede çok büyümesi çarşı merkezimiz orası. Bir takım ciddi problemleri peş sıra getirebilir. Ama yerini değiştirebilirsek, yani nedir, eski pazar yerimizi alabilirsek olabilir ama yerinde büyüme imkanı yok yani. Yerinde bu kadar olmasında fayda var yani. Öyle bir projeniz var mı belediye olarak? Şu anda yok ama onları bir konsensüs, yani halkla araştırmak lazım. İnsanlarla birlikte bu işi getirmek lazım. Böyle bir talep gelirse, hani eski salı pazarı evet, vardı Kadıköy'de, hatırlar mısınız? Evet. Yani biz Adapazarı'ndan binerdik trene, Haydarpaşa'da iner geç ya da Söğütlü Çeşme'de inerdik, pazara giderdik. Yani resmen yerli turist, günübirlikçi. Adapazarı'nın kültürü zaten. Biraz da o işlerle ilgili o bölgede büyümez. Ama başka bölge bulabilirsek olabilir yani. Ama şu anda o bölgede bu haliyle devam etmesinde fayda var yani. Arifiyelilerden evet, de herhalde şu peki, an bununla ilgili. AVM'e gittiğine gibi bir girişiminiz olacak mı? Ya şey, AVM onlar farklı bir şey ama. Şöyle diyeyim. Hani AVM şimdi gelecekse, o potansiyeli görürse yatırımcı, zaten bizim dışımızda bunların hepsi ne yapabilir? Biz önlerini açarız, dışımızda gelişir zaten. Şimdi biz de AVM ancak şurada işleyebilir. Hani AVM sadece ilçe halkıyla, ilçe halkıyla birlikte yeterli gelmez yani. Hani 50 bin nüfus bir AVM'yi geçinmek için yeterli gelmeyebilir. Ama bizde neresi olabilir? Eskişehir yolu üzerinde. Hani İstanbul'dan Antalya'ya giden hani o yol güzergahında bu tip şeyler, yani Özdilek gibi veya farklı şeyler gibi bu tip şeyler orada oluşursa, yani bunları teklif ediyoruz ama yatırımcıyı göreceğiz ki o doğrultuda hareket edelim. Ama belediye imkanlarıyla bunların olması mümkün değil zaten. Evet. Biz insanların bu tip bir fırsatı bulduk mu hani kaçırmayız bunu. Ama o potansiyeli birilerinin ne yapması lazım? Görmesi lazım. O bölgede de yavaş yavaş hani bazı hareketlenmeler var. Hareketlenmeler var. İnşallah bu da oluşur yani. Şöyle diyeyim ben. Ada Center, Ada AVM konumu çok iyi bir yerde ama başkanım rütbeye takılıyoruz. Marka isimlerini çok şey yapmazsak. Neyse ama yeterli yani şeyi göremiyor bazen. Anlatabiliyor muyum? Hani bu şey. Hı-hı. Ama nedir? Hemen hemen şehrimizin merkezi oldu yani Serdivan. Ama bu burada daha iyi tuttu. İnşallah Arife'de böyle bir şey tutar AVM'ler yani. AVM'ler ilçesi oldu Serdivan. Evet, biz de ondan yani inşallah, evet inşallah tutar yani. Hani bir şey değil. Ama bu bizi aşan. Hani belediye biz şehrimizde AVM olmasını isteriz. Yaşamasını isteriz. Ticaretle ilgili bir takım şeylerin yapılmasını isteriz ama önlerini de açarız ama bu yatırımcıyı da bulmamız lazım. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil yani. Evet. Peki sizce evet, ihtiyaç var mı başkanım? Yani oradaki esnafı da çünkü düşünmek lazım. Hani mutlaka hesaplıyorsunuzdur ama hani sizin kişisel olarak. Şöyle diyeyim yani o ikisi birbirini tetikler yani. Anlatabiliyor muyum? Hani ikisi birbirini ne yapar? Dengeli bir şekilde getirir yani. Ben yani esnafı çok etkileyeceğini zannetmiyorum hani AVM'lerin. Esnafı daha da katkısı olacağını düşünüyorum. Arifiye'ye hiç gelmeyen insanları çekeceği kesin bölgeye. Evet, evet. Ama tabii onun hani ölçümleri mutlaka, zaten o AVM'ler çok profesyonel çalışıyorlar. Hepsinin ölçümlerini yapıyorlar. Kaç araba geçiyor, tabii, önünden kaç yaya şey geçiyor, günlük kapasitesi tabii, ne olabilir. Evet, evet, evet. Hepsini ölçüyorlar. Bizde bir de Sapanca yolu üzerinde olabilir bu. Yani Sapanca'ya giden o çevre yolu üzerinde olabilir. İki yer buna aday ama yani burada bir yatırımcıyı görmemiz lazım. Evet. Evet. Başkanım, göle de kıyınız var. Sapanca evet, Gölü evet, bence Türkiye'nin en kıymetli gölü. Dünyada 3 tane içme evet, suyu. Evet. Dünyada 3 tane evet, kendi kendini besleyen içme suyu olan evet, göl. Göle kıyınızın büyüklüğü Sapanca'ya ve İzmit'e oranla ne kadar? Çok mu küçük bir bölüm Arifiye'de? 5 kilometre cephemiz 5 kilometre. Evet, 5 kilometre. Bunun 110 dönümlük arazide şey yaptık.
Gölbaşı testlerimizi yaptık. Hı hı. Geri kalan kısımda Sakarya Büyükşehir bir bisiklet yolu projesi vardı. Bizim çark suyunun doğduğu baraj set deniz yani. DSE'nin seti var. Evet. Oraya hiç gittiniz mi bilmiyorum. Hiç gitmedim ben. Gölün, göl suyunun, çark suyunun başlangıcı olan yer yani. Oralar gerçekten doğa harikasıdır. Güzel yerlerimiz. Ama yatırımla ilgili şu anda öyle bir yatırımımız da yok. Yalnız bisiklet yolları yapıldı. İnşallah bisiklet vadisinden Sapanca Gölü'nün etrafını dolaşma ile ilgili Büyükşehir'in bir projesi var. Yusuf Başkan'ın bir projesi var. Etrafında var. Evet. Dolaşılması ilgili. Yusuf abinin böyle bir projesi var. İnşallah bunu biliyorsunuz bisiklet vadisinden E5'e kadar geldi bu. E5'ten de Sapanca'ya kadar, Arifiye'den Sapanca'ya kadar devam etti bu. O arada bir köprü yapılması, üst geçit, bisiklet üst geçidi yapılması lazım. Bunlar da yapıldığı zaman Sakarya'nın yani Çark Deresi'nin geçtiği bir yerden bisikletinizle bisiklet yoluna katıldığınız an Sapanca'ya kadar ne yapabileceksiniz? Bisikletle gidebileceksiniz yani. Aynen. O bölgelerin içerisinde bizim kıyılarımız var. Oralarda gölün kendisini temizlediği yerler, sığ yerler yani derinliği çok Sapanca'daki gibi veya işte Demiryolu kenarındaki gibi derinliği çok derin olan yerler değil, sığ. 1 metre, 1,5 metre. Onun için sazlıktır buraları. Evet zaten. Orası da halka açık bir piknik yeri gibi zaten. Sazlık, çok güzel bir bizim o gölbaşı halka açık ama sazlık olan alanlarda suyu görme şansınız yok yani. Biraz daha neyi görürsünüz? Evet. Sazları görürsünüz. Bir de 1970'li yıllarda yapılan set var. Evet. Yani göl yükseldiği zaman çark suyu yenilenmediği dönemlerde su yükseldiği zaman bizim topraklarımızın bir kısmı şeyin altında kalıyordu. Su altında kalıyordu yani. Onu engelleyebilme ile ilgili, tarım arazisi oluşturabilme ile ilgili set yapılmış Arifiye Sınırları içerisinde. O set, setin üstünden bisiklet yolu yapıldı yani. Her iki tarafında kanal vardı. Gerçekten güzel. Orada su ile ilgili çiçek manolya değil de nilüfer. Yani nilüferleri görebilirsiniz orada. Evet. Müthiş bir nilüferliktir yani. Ama vahşi. Hani temizliği, tertibi, düzeni. Tabii yabani nilüfer. Doğal. Evet, doğal hali. Evet. Böyle. Şimdi göl hani bizim hassas noktamız ya Sakaryalılar evet. olarak. Arifiye'deki o 5 kilometre imara tamamen kapalı. Tabii tabii. Bizde... Yani göle en az problem, göle hiç problem çıkarmayıp gölü aslında hiç kirletmeyen ilçe Arifiye. Tabii tabii. Bizde o bölgede yerleşimimiz yok. Çok eski yerleşimlerimiz var ama o bölgede kesinlikle yerleşimimiz yok. Evet. Orada sadece süs bitkicilerine ayrılan yerlerimiz var. Süs bitkiciliği yapılıyor. Bir de bizim kendi şey alanlarımız var. Yani. Başkanım haricinde... bu muhandan girersek fazla evet. sizi sıkmak istemiyorum. Böyle. Ne demek? Şimdi Sapanca'da malum bizim zaman zaman gündeme getirdiğimiz bir bungalovlar meselesi var. Şimdi bir Sapanca'da bir taşma durumu var. Yani bungalovlar artık orada fazla geliyor ve bunun yavaş yavaş Arifiye'ye doğru kaydığı, işte o sırtlar Arifiye Ormanı'nın ili olmanın arka tarafındaki sırtlara doğru o taraflara, o bir kuşak düşünün orayı. Buralarda böyle yapılaşmalar var mı? Siz bu bungalov yatırımlarına nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ben bununla ilgili daha önce de bir şey yaptım. Turizm bölgelerine bungalov belli ölçüde planlı programlı bir şekilde yapılırsa yakışıyor yani. Evet. Sapanca'ya büyük bir canlılık getirdiği aşikar. Ama sorunları da beraberinde sorunlar da tabii altyapıyla ilgili yani başka. Hem kanalizasyon hem doğalgaz hem elektrik hem içme suyu. İçme suyu hadi neyse çözülebilir ama kanalizasyonla ilgili doğalgazla ilgili elektrik yetersizliği ilgili ciddi problemleri peşlere evet, getiriyor kesinlikle. Yani. Arifiye'de böyle bir o sırtlar dediğiniz bölgelerin hepsi bizim Kalaycı'ya çıktığımız zaman oraların hepsi Sapanca. Yani bizim bölgemizde değil yani. Bizim bölgemizde hani bu tip yatırımları biz desteklemiyoruz yani. Hani taviz vermiyorsunuz. Desteklemiyoruz hani bu tip şeylerle ilgili. Çünkü ben sanayi kentiyim yani. Evet. Nitelikli konut açısından büyümek zorunda olan eğitim kentiyim. Turizm kentinin dışında bir kentim yani ben. Turizm de olabilir ama belli yerlerde olabilir. Kontrollü. Hani, kontrollü belli yerlerde olabilir. Onun için buna yani bizim bölgemizde çok büyük yatırımcılarımız yok yani öyle bir yatırımcımız yok. Bundan sonrasıyla ilgili de zaten devletimizin yani Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, büyükşehrimizin şu anda bir bakış açısı var bunlara.
bir kere hani imarla ilgili, ruhsatla ilgili bir takım problemleri tamamlamayan yerlerle ilgili kesinlikle taviz ne yapmayacağız? Vermeyeceğiz yani. Onun için Arifiye'de hani gelecekte bazı problemleri peş sıra getireceğinden dolayı yeterli görüyor. Yani bu böyle bir şeye olumlu bakmamız mümkün değil. Olumsuz bakıyoruz yani. Ama turizm bölgelerine yakışıyor. Sapanca'ya yakıştı zaten. Evet. Ya kontrollü de, olduğu halde her ilçeye yakışır ama evet. Kontrolsüz, kontrolden evet. Çıkınca sıkıntı bizim, olmaz. Bizim bölgemizde çok fazla evet. Bunlardan yok. Hani şey yok ama plansız, programsız, planlı olmayan yerlerinde bunlara taviz verecek halimiz yok yani. Evet. Veremeyiz yani. Evet, sen net. Çok doğru bir şey söyledin Ekrem. Sapanca'da bu kadar yığılma varken bence hatta başkana tamamen katılıyorum. Arifiye'ye taşması bile engellenmeli. Tabii abi, tabii. Şey, engellenmeli yani. Başkanım o konuda taviz vermeyeceğini. Yok, evet, aldık. Ya şey o manşette evet. Aldık. Evet. Başkan sıcak olarak, bakmıyor. Manşet olarak değil de hani bu tip şeylere yani böyle bakmakta fayda var. Şeye Sapanca'ya yakışıyor. Yakıştı ama bize bizimle ilgili yani biz farklı alanlarda büyümemiz lazım yani sanayi, nitelikli konut, planlı alanlarımız da orada. Hani öyle plansız, programsız bir şekilde büyümemekte fayda var yani. Başkanım Arifiye İl Ormanı'nın kapısını açma gibi yani açıldı bugün. Giriş kapısını açma açıldı gibi. Bugün. Açıldı mı? Tabii tabii. Ha, bugün mü açıldı? Tabii bu şey iki bugün açıldı. Orada teşkilatlarımız Yusuf Alemdar'a ondan dolayı çok çok teşekkür ettik. Arifiye'nin de girebileceği Kalaycı Kapısı dediğimiz kapı açıldı. Tabii İl Ormanı'nın milli parkların bir şeyi var. Hani herkes ücretin mukabilinde ne yapabilir? İçeri girebilir. O kapıdan da ücretin mukabilinde herkes gidip çıkış girebilir, çıkabilir yani. Açıldı yani. Ondan dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz yani. Zaten çok basit hani proje olarak da düşünülmeyecek bir şey. Niye? İki tane güvenlikte zaten kulübesi var, her şeyi var. Böyle bir şey yani büyütülecek bir şey değil. Yani onu demek istiyorum tamam. Ama açıldı. Hı. Sağ olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Yani. İnsanların işini olsun. Kolaylaştıran uygulamalar. Evet. Şimdi başkan için tabii bir belediye başkanı olarak yapılan onca projenin içinde çok önemli değil ama benim için önemli vatandaş olarak. Kestirmeden, kısa yoldan dolaşmadan, yok, kestirme, kulak çizmeden girip yok, çıkabilmek. Kestirmesini yani ticareti de canlandırır. Yani, tabii, ama, tabii. Esnafa da çok büyük faydası var. Hem girdin hem evet. Öbür taraftan girip bu taraftan çıkış olabilir. Tabii. Yani, hepsi tabii. Olabilir. Onun için tabii, tabii. Gayet güzel yani gayet güzel bir gayet şey oldu. Gayet güzel bir uygulama. Evet. Küçük Gölge ama Park nasıl işliyor başkanım? Önemli adımlar. Gölge Park 350 dönümlük bir alan orası. Çok da güzel, muazzam bir alan yani, yaptınız orada. Şöyle diyeyim, nasip oldu diyelim. Ben hani böyle şimdi bu tip güzellikleri personelimizle birlikte görmek lazım. Şöyle diyeyim ben, çok büyük para da harcamadık bir soruya. Yani o dönemde 800 bin liralık bir yatırım yaptık. Kendi şeylerimizde, kendi imkanlarımızda. Evet. Sadece şunu düşündük. Doğal ortam zaten kendisi güzel. Temizlik, tertip, düzen ni kurmaya, etrafını koruma ile ilgili bir takım çalışmalarımız oldu. Bir de Sakarya'da hayvanat bahçesi olarak ruhsatlı tek yerdir yani. Evet. Hayvan çeşitliliğimiz de gerçekten çok arttı. Maymunumuz yeni doğum yaptı. Yani tabii. Evet evet ben haberlerde gördüm. Doğum yaptı. Dediğiniz var. Geyiklerimiz yani. Geyiklerimiz yeni yavrular yaptı. Aa ondan haberim yoktu. Maymunu gerçekten yani işte yaban koyunlarımız, flamingolarımız, pelikanımız müthiş akıllı bir hayvan yani. Yaralı baykuşları var, iyileşti. Evet, baykuşlarımız var. Kartal, atmaca, şahin dediğimiz yırtıcı kuşlarımız, diğer kuşlarımız hepsi var yani. Gerçekten Sakarya'da hani hayvanat bahçesiyle ilgili çocuklarımızı getirebileceğimiz bir yer haline geldi. Ama onun tanıtımı sanki biraz eksik, az şöyle kalıyor başkanım. İnsanlar her yerden ama şöyle diyeyim. Ha, anladım. Bu, tamam. Bu neyle oluyor tanıtım? Ne kadar yani şey yaparsanız yapın, insanların birbirine anlatmasıyla daha çok şey oluyor yani. Doğal sürece bıraktınız. Sürece, Adapazarlılar, Sakaryalılar gelsin faydalansın evet, istiyorsunuz. Yani doğal sürece fazla yıl olmasın. Şöyle diyeyim, bu yani dün akşam gittim. İnanın, inansanız yere düşmüyordu yani. Zaten kalabalık. Ha, kalabalık şimdi onu diyecektim. Evet. Şimdi, zaten kalabalık. Hani o eski beldemiz olan Nehir kentte, Karahatler'de evet, evet. Bir takım ufak tefek problemler, yani trafikle ilgili bir takım sorunlar yaşamaya başladık yani. Ama ben şöyle diyeyim, ben Türkiye'nin her yerindeki doğal parklara gittim yani. Orası doğal sayılmaz. Hani kum ocaklarından oluşan ama doğal
doğallığa dönmüş bir yer yani. Doğallığa dönmüş bir yer. Ben birçok yerde milli parklara gittim. Gerçekten bizim parkımızda, Gölya parkımızda gerçekten güzel, güzel bir yer haline geldi. İnşallah büyükşehirle birlikte daha da geliştirebiliriz yani burayı. Bu tip yerlerimiz çok güvenliğini bizim bütçelerimizin bazen aşıyor bazen. Küçük bütçelerle bu tip şeylerin yapılması gerektiğine de ben inanıyorum. Yani inşallah güzel bir yer haline getirmişizdir. İnşallah. Başkanım merak ettim. Yani ayda ortalama yoğun olduğu dönemlerde, yani kış gibi değil de soğuk evet. mevsimlerde rakam mutlaka veriyorlardır. 3 aşağı 5 yukarı kaç bin kişi ziyaret ediyor? Şöyle diyeyim ben aylık, yani aylık bilmiyorum ama günlük, yani o cumartesi pazar dediğimiz zaman en az 2-3 bin kişinin girdiğini görüyoruz yani. 2-3 bin kişi giriyor. Giriş çıkış yapıyor yani. Yani ayda 15-20 bin minimum ziyaretçisi evet, var. Ziyaretçisi var efendim. Kış aylarında da çok. Havayı biraz insanımız güzel görsün. Geçtiğimiz kış zaten çok hani soğumadı yani. Evet. Kışın evet. da çok doldu yani. Yani oraları kışın da çok doluluk oranı çok yüksekte. Ama hep aileler yani öyle şey değil. Araç girişimiz yok oraya. Onun için hep aileler yani çoluğuyla, eşiyle, büyükleriyle, yaşlısıyla, genciyle gelip bir güzel hava alıp kendi tabii. yerlerine gidiyorlar. Bir sonraki programımız evet. orada yapalım o zaman. Ne demek? Çok Gölye'de sevinirim. Yapalım. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Şimdi ben biliyorsun çok hayvansever bir evet, insanım. Evet, hayvanat bahçelerine de çok karşı evet. bir insanım. Ama Gölye Tabiat Parkı'nda hayvanların hani orada duruşu da şey değil. Hayvanat bahçesindeki gibi değil. Yani orayı ev edinmişler, iyi bakılıyorlar, mutlular, doğru, mutlular yani. Onun için ben orayı çok seviyorum, hayır, doğruyu söyleyeyim. Hani tarafsız bir yorum da onun için yapamıyorum, hayvanlar mutlu çünkü. Doğal ortamlarını oluşturabilmeyle ilgili mücadele. Evet. Etrafını tamamen kapatabilirsek, yırtıcılardan kurtarabilirsek hepsini şeye de salacağım. Aa salacak tabii, mısınız? O, yani o zaman normal, iyice hani süper olur. Dışarıda kalabilecek hayvanları normal şeye de salacağız yani. Hani kazı ördeğidir. İşte mesela lama, lamamız dışarıda otlayabiliyor. Hani ama hı. nedir? Yırtıcılara karşı korumamız lazım. Tabii. Tabii. Gece. Tabii o da belli bir yatırım. Evet. Yaban koyunlarımız var. Onları yine gece korumamız lazım. Hadi ateşe kendini koruyabiliyor. Yani ya bu yani uzun yıllardan beri biz çocukluğumuzda hani köy yerlerinde görürdük. Çok özür dilerim eşekleri ama şimdi bu hayvanlar orada geliyor, insanların çocuklarımızın göremediği hayvanları orada görüyor. Yani çok aslında görülmesi gereken hayvanlar hocam, yani. Hocam eşek katı bilmeyen çocuklarımız var ya. Var yani var. Görmüş ya, hiç hayatında yani. Yani aynen öyle evet. çok doğrusunuz. Spa mesela evet. çocuklar için varsa, ben çocukken çok severdim. Evet. Şimdiki çocuklar spa görmeden evet. büyüyorlar. Dünyanın en tatlı canlılarından biridir evet. yani var mı? Var var efendim var efendim. Aa, başkanım var. Bunların isimleri var mı? Yani hayvanlarımızın isimleri var mı böyle? Ya şimdi yok isim olarak şey yok yani koymadınız. Öyle isim olarak koymadık. Yani. Neden isim olarak özel bir hayvanat bahçesinde bizim komşu ilimizde bir internet sitesi yapılmış. Hayvanlara isim verilmiş. Çalışabiliriz ama yani şey değil. Evet, onlara yani, bağış vatandaş yani gelip orada onu tanıyor. Kendi videosu var o hayvanın. Evet, evet, evet. İsmi var orada. Ondan sonra bağış yapmak isterseniz bu hesaba gönderebilirsiniz diyor. Evet. Yani bunu özel bir firma yapıyor ama bunlara o bakmak dedi maliyet. O ilçenin evet. isim falan da takar o zaman. Tabii tabii. Çalışabiliriz yani. Onlara da bakabiliriz. Ama çalışabiliriz. Ama maskot ediniyorlar. Evet, yani evet. oradan onu alıp maskot ediniyorlar. Ücretsiz giriş. İnsanlarımızın yürüme alanı, bu hayvanlarımızla ilgili ziyaret etme, piknik alanı, balık tutma alanı, çok farklı balık türleri de var popülasyon olarak. Hani bizim Tatlısu'da yaşayan bütün balıklar var. Balık da tutabiliyorlar şeyinde, yani devletimizin yasaklı olmadığı dönemlerde. Yani. Onların çünkü yani turna balığının, sazan balığının belli dönemlerde evet. yasaklı dönemleri var. Onların haricindeki dönemlerde müsaade ediyoruz. Orada yani. Zaten yarışma da düzenleniyor değil mi? Yok. Ama bizim bölgemizde farklı Kanoküre Parkı'nın Mollaköy göletlerinde yarışma düzenleniyor. Sapanca Gölü yani gölbaşı tesislerimizde de yapılıyor. Balık tutma yarışması. Hep turna yarışmaları bunlar. Turna balığı yani oklama dediğimiz. Evet, evet. O balıkların şey zamanı geliyor yani. Evet. Başkanım biraz böyle şeyden çıkarsak yani güncel konulardan çıkarsak ben şeyi merak ediyorum. Bu enerjinizi neye borçlusunuz?
Ben sizin Gürcü olduğunuzu biliyorum. Ben geçen gün bir yerde bir Gürcü balı ikram ettiler bana. Çok hoşuma gitti. Çok enerjik ve dinamik yapıyor. Acaba Gürcü balı mı yiyorsunuz sürekli? Böyle yok. Çok, 30 sene önce nasıl enerjiniz varsa hala aynı enerjiniz var başkanım. Ben anıma borçluyum bunların hepsini. Öyle mi? Allah razı olsun eşimize. Yani hem moral motivasyon açısından, o da emekli öğretmen yani. Hem moral motivasyon açısından, hem yani yemekler açısından sağ olsun yani her şeyimizle ilgileniyor yani kendisi. Eğer bir şey varsa ama yaşta geçti artık 58-60 yaşına yok, geldik yani. Ya, ben sizi tanıdım İsmail Karakol'un 25-30 sene önce neyse evet. Şimdi de aynı enerji, evet. Aynı böyle aktivite, sürekli bir hiperaktifsiniz yani. Evet, sağ olun. Ben çok mi şükür. Yanlış gözlemliyorum bilmiyorum ama öyle görüyorum yani sağ olun, sizi. Çok çok teşekkür ederim. Bir yani, de siyasette sizin bir lakabınız var başkanım. Bundan rahatsızlık duyuyor musunuz? Ara sıra gündeme geliyor. Abicim İsmail diyorlar ama size. Ama ne kadar güzel işte güzel, abicim ya başkanım. Çok sıcak kalmışsınız. Yani hepiniz kullanıyorsunuz bu kelimeyi yani. Hani bu abicim yani ne, hani bu karşınızdaki abicim derken hani erkek samimiyeti olan istinaden, erkek olan insana da bayan olan insana da söylenebilecek yani abicim yani bunda bir evet. Kötülük yok. Yok kötülük anlamında değil öyle zaten diyeyim, o size. Ama bunu ne yapıyor hani şey değil şöyle diyeyim sıcakkanlı bir insanım. İnsanlara hiçbir zaman ondan bir şey almak için yanaşmadım. Ne verebilirim diye yanaştım. Gençliğimiz, çocukluğumuz, öğretmenliğimiz, idareciliğimiz hep bununla geçti yani. İsim hafızam çok fazla yok. Hani bazen isim hafızasını unutuyoruz bazen ama bu kestirme bir laf olarak abicim nasılsın, abicim gel buraya, abicim bunları kullanıyoruz yani şey olarak. Bunu da herhalde birinin dikkatini çekti. Sosyal medyada bazen bu tip şeyle ilgili yakıştırmalar yapıyorlar. Güzel bir detaylar. Biz de şey yapmıyoruz yani hani bir hani insanları bozmuyoruz ama yani öyle bir şeyimiz yok yani. Bundan da bir gocunmuyoruz yani. Yok. Bir problem yok. Yani, bazen yani yiğit lakabıyla andır yani. Abicim tabii. Senin bir problem yok. Yani. Bu detaylar aslında başkanın o siyaseten de güzel bir şey. Evet. Ne kadar ulaşılabilir, dokunulabilir evet. Olduğunu da gösteriyor. Kapımız hep açık efendim. Hiç problem yok yani. Bizde her şey olacak diye bir kaydı yok ama her şeyi yapma samimiyetimiz, gayretimiz var. Yani her şeyi yapabilmeyle ilgili. Yardımcı olma üzerine kurulmuş belediye başkanlığı, siyaset mekanizması. Ama nedir? Devletin yasaları, kanunları, usul, adab, hukuk. Tabii. Yani illa bu kanundaki hukuk değil, yazılı olmayan hukukta yani. Tabii. Yani bunları da dikkate ala ne yapmak lazım? İnsanlara hizmet etmek lazım yani. Neyi isteyeceğimiz çok önemli. Neyi verebileceğimiz de çok önemli yani. Evet. Yani bunları da çok şey yapmak lazım yani dengelemek lazım. Sınırların içinde hareket ederken tabii çok afaki vaatler de ileride hayal kırıklığı yaratılıp gerçekten siyaset çok ince bir çizgi. Belki şöyle diyeyim hani bazen şimdi bu benim seçim beyannamem. İlk 2009'da, 2004'te de aday oldum. Bazen çok böyle hani aşırıya kaçtığımız vaatler olmuş diyoruz. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü dönemde artık daha destekli yani şöyle diyeyim. Hani yapılabilir. Çünkü artık belediyemizin bütçelerini biliyoruz. Kanunları, yasaları neyi yapıp hani bizim elimizde mi, bizim elimizde değil mi? Büyükşehir'in ütesinde mi yoksa bakanlıkların ütesinde mi yoksa devletin uhdesinde mi bahseder? Bunları da artık ne yapıyoruz? Öğrenmeye başlıyoruz yani. Bunları öğrendikten sonra mecburen daha sağlıklı projeler, daha sağlıklı bir takım şeyler ayağa yere basan bir takım şeyleri söylemeye başlıyoruz. Tabii daha yani. Stratejik hareket ediyor olmak tecrübe işte bunun için evet, çok önemli. Yani bu tecrübeye de hani ben bazen arkadaşlarıma da söylüyorum yani bütün belediye başkanları hepsi benim kardeşlerim hepsi Allah razı olsun. İster muhalif olsun ister hani kendi şeyimizden olsun. Nedir? 3 senede belediye başkanı oldum bazen diyorum yani. Hani ilk belediye başkanı olduktan sonra 3 sene geçmeden belediye başkanı gibi hareket edemiyorsunuz yani bazen. Hani bu oturuyor gitgide üstünüze. Yani belediye başkanı olmadan evvelki hani idealistiniz her zaman var ama hani söylediklerinizle, söylemlerinizle ikinci dönem hani belediye başkanı iken halkın huzuruna gittiğiniz zamanki dönem çok farklı yani.
Yani o zaman yaptıklarınızı anlatmak zorundasınız. İlk dönemde yapacaklarınızı anlatıyorsunuz. Olup olmayacağı belli olmayabilir ama ondan sonra yaptıklarınızı anlatıyorsunuz. Söylediklerimiz, yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatı gibi bir takım kelimeler kullanıyorsunuz. Tabii yani. Çok zor. Evet, çok zor. Ona daha zor yani. Vatandaş sizi tanıyor zaten. Aynen. 5 yıl görmüş. Peki başkanım, bu 4. dönem hani şey zor bir süreç yani onun için. Talepler de arttı mı? Evet. Şöyle diyeyim. Talepler Arifiye'nin beklentisi yani vatandaşın Arifiye ile ilgili. TÜİK'in bakın şöyle diyeyim. TÜİK'in yaptığı Sakarya ile ilgili yaptığı geçen yılki araştırma doğrusunda yaşanabilir ilçeler arasında biz 3. sıradayız. Öyle mi? Tabii. Yani TÜİK'in yani Serdivan, Adapazarı, Arifiye. Her şeyimiz var bizim. Hani Serdivan, Yusuf abi Serdivan'da diyor ya, her ne varsa Serdivan'da. Bizde ne yok ki Arifiye'de? Her şey var ya. Ulaşımla ilgili problem yok, sanayi var. Yok canım, lokasyon süper. Üniversiteyle ilgili göl var. Göl var, nehir var, ormanımız her var. Şey var. Şehir kimliği kazandı. Hani öyle geçiş yeriydi önceden. 50 bin nüfusta meydanlarımız var. Bir var. Şehir, normalde bak, 50 bin nüfusta şehirler var. Meydanlarımız var. İnsanların sosyal, kültürel amaçlarını gerçekleştireceği yer var. Her şey var Arifiye'de. Yani yok, eksikler tamamlanır. Yani eksikler küçük dokunuşlar zamanla olabilir. Evet, olabilir yani. Onun için Arifiye hani gerçekten yaşanabilir yerlerden biri. Zaten bu görüyoruz 20 bin yani 10 yılda 20 bin göç almış burası. Ve bu yıl yine TÜİK'in rakamları doğrusunda 1000'in üstünde konut satışı gerçekleşti. Yeni konut bunlar yani. 1000 konut demek en az 4000 kişi demek yani. Tabii. Hani 1000 konut demek 4000 kişi. Bu her yıl böyle artarak ne yapıyor? Gidiyor. Tatlanır, yani Hanlısı, Nehir Kenti, Arifiye Merkezi o 4 mahallesi artarak bu ne yapıyor? Gidiyor yani. Arifiye'de gelen yani konut yatırımcısı ben boş çıktığını görmedim. Hani elinde kalan bir malı yok yani. Hı hı. Onun için Arifiye gerçekten yıldızı parlak. Gelişmeye müsait. Hani hem sanayisiyle hem eğitim kentiyle hem nitelikli konut açısından sağlıklı bir bölge yani. Evet. Onun için yani ben insanların Arifiye'ye gelmesini, Arifiye'ye aidiyet duygusuyla bağlı olmasını her zaman isteyen, talep eden, burada yaşayan insanların Arifiye'lik ruhuyla büyümesini isterim yani. Şimdi son 2 dakikamız. Su gibi akıp gitti zaman benim bir sürü sorum var birikmiş aslında. Konuşamadık ki düzgün Arifiye'yle ilgili projelere. Senin de öyle vallahi zaman su gibi akıp geçti. İstersen son soruyu sen sor sevgili Ekrem. Bu 2 dakikayı öyle değerlendirelim. Başkanım ben Türkiye'de örnek yani şöyle görev yaptığı dönem itibariyle 10 belediye başkanından biri olmanız hasebiyle bu dönem bittiğinde tekrar aday olmak ister misiniz? İstiyor musunuz? Öyle bir şey var mı gönlünüzde? Şöyle diyeyim ben. Onu nasibe bırakalım. Süreci görelim. O zaman şöyle diyeyim. 4 sene sonra Arifiye'yi onu cevaplayın. 4 sene sonra Arifiye'yi nasıl bir yerde görmek istiyorsunuz? Şöyle diyeyim ben. Yani bir daha aday olmak ister misin? Yani bu farklı bir şey. Ama şimdiden bunu yani aday olmak istemiyorum veya istiyorum gibi bir takım şeylerle kestirip atmak bu her iki türlü de bazı problemleri peş sıra getirir. Onun için nasip diyelim bırakalım yani. Nasip bir Arifiye daha yaşanabilir. Özellikle sanayi açısından eğitim kentiyle ilgili süreçlerini desteklemek, nitelikli konut, hani site türü konutlar, tarımın daha iyi yapılabilmesi, süs bitkiciliğini destekleme. Yani bu yönleriyle Arifiye'yi ne yapmamız lazım? Bu şey geliştirilmesi lazım yani. Bu yönleriyle geliştirebilmeyle ilgili üzerimize ne düşüyorsa bu dönem içerisinde de yapacağız yani. Yapmak zorundayız. Hızlı gelişmenin getirdiği bir takım problemler var. Bu problemleri mutlaka nedir? Altyapıyla ilgili, üst yapıyla ilgili yani asfaltlama ile ilgili, kaldırım çalışmaları ile ilgili, yeni parklarla ilgili. Çünkü bir sürü yerde yeni yerleşim alanları oluşuyor. Bu aileler çıktığı zaman mahalle kültürünü oluşturacak bir ortamlar arıyor. Hani çıktı mı bir hava alacak bir yer arıyor insanlar yani. O da parklar. İyi bir yürüyüş yolu arıyor çocuklarını sağlıklı, güvenli bir şekilde okula gönderebileceği veya bir yere gönderebileceği kaldırımlar, caddeler yani.
yağmur suyuyla ilgili bir takım hani taşkınları oluşturmamak lazım. Bunlarla ilgili bir takım çalışmalar yapmamız lazım. Okul, yani devletin okul yapabilmesi, çünkü yeni yerleşim yerlerinde okullar yetmiyor bu sefer. Milli eğitimi devletin diğer kurumlarını hem sağlıkla ilgili hem eğitimle ilgili diğer kurumlarını mutlaka desteklememiz lazım. Spor alanları yani yapacağız. Her mahallede mutlaka çocukların yani bütün spor, hem bireysel sporlarını hem de grup sporlarını geliştirebileceği yerleri mutlaka yapmamız lazım. Kadınları hani kadınların, erkekler bir şekilde bir yerlere gidiyor. Hani etkileşimde bulunarak rahatlayabiliyor. Ama kadınların gidecek yeri yok. Onu da halk eğitim ve büyükşehirin SAMEK kurslarını yapabileceği kendi bölgelerinde mutlaka yerlerin oluşturulması lazım. Ben bunu oluşturdum zaten. Hani koca kültür merkezini SAMEK'e ve halk eğitime tahsis ettim. Ve bütün mahallelerimde derslik yaptım. Evet. Yani burada her türlü kurs, hem SAMEK kurslarında hem halk eğitimi kursları buralarda ne yapılabilir? Açılabilir. Açma gayretimiz de var. Çünkü kadınlar geliyor, çocuklar geliyor buralarda. Hani bir takım kendi aralarındaki gelen o genç ve yaşlı insan orada kaynaşıyor. Dostluk kuruyor. Yeni yeni arkadaşlıklar ediniyor yani. Gelinle kaynana aynı yerde eğitim görüyor yani. Evet. Bunların da olması lazım. Bu kadınlarımıza hani bir rahatlama, evden çıkma fırsatı veriyor yani. İnsanları mutlu edebilmeyle ilgili her şey, üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız. Mevcut şartlar çerçevesinde tabii, hani her şeyi yapacağız, her şeyi gerçekleştireceğiz diye bir kaidemiz yok. Ama mevcut şartlarımız, Arife'nin nüfusu belli, bütçelerimiz belli. Bizim topladığımız bu kadar bütçe. Ama millet bu kadar istiyor. Ama o bütçeyi ne yapıyoruz? Kimi zaman bu mahallede, kimi zaman bu mahallede, kimi zaman öbür mahallede paylaştırıyoruz. Sabır istiyoruz insanlarımızdan. Ama bütçelerimiz bu kadar bazen. O bütçeleri beklentilerin doğrusunda ortak beklentiler yani. Yoksa uç beklentiler de var yani herkesin farklı yönlerle ilgili. Ama ortak beklentiler doğrusunda bu 5 yılı geçireceğiz. Gençlik merkezi yapmayı planlıyoruz. Onu da Gençlik Spor Bakanlığımızla birlikte yapmayı planlıyoruz. Ticaret merkezi yapabilirsek yapacağız. Sakarya Nehri kıyısında yeni alanlar yapabilirsek gerçekleştireceğiz. Sakarya SUBU, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile ilgili onların kampüsünün Arifiye'de ve Sapanca'da o ortak yerde oluşması ile ilgili üzerimize düşen görevler var. Hem imar 18 uygulamaları ile ilgili, hem oradaki yatırımlarla ilgili. Ben meclisim de bu tip şeylere hazır. Yani bir problem yok. Benim bu 5 yıl, 15 yıllık süreç içerisinde Arifiye en iyi yaptığın şey ne dersen diye sorarsanız, benim planlı alanlarımı hem sanayi hem konut hem devlet yatırımı, yani okul, cami deyin, işte diğer resmi kurumların yapılabileceği alanları oluşturma ile ilgili 18 uygulamalarıdır yani. İmar evet, uygulamaları. Evet. Yani 75 bölgede 20 bin dönüm arazide imar uygulaması yaptım ben. Şehrimin hızlı büyümesi için bu gerekliydi. İnsanlarımızın mallarını paylaşması için gerekliydi. Park alanlarını yapabilmem için gerekliydi. Yeni yaşam alanlarını, çünkü mülk daha bu insanlarda, hani şahıslarda, bunu mutlaka ne yapmamız lazım? İnsanlardan almamız lazım ki üzerine yatırım yapabilelim. Bir şeyi yapabilmek için mülkü bulmak lazım. %95'i. Yoksa üstüne okul yaptırabilmek, paranız olursa yaparsınız. Ama toprağı alamazsanız bu problem yani. Tabii. Evet. Onun için bunu yapabilmenin, başarabilmenin yolu da 18 uygulaması. Onu da başardınız. Yapabildik, dilimizin döndüğü kadar insanlara anlatabildik. Mağduriyet yaşanmadı galiba o süreçte. Çok büyük problem yaşamadık. Bu dönem içerisinde de 5000 dönüm arazide, hem üniversite alanında hem aşağı Kirazca, yukarı Kirazca, Arifiye'nin belli mahallelerinde bu uygulamayı yapacağım yani. Oradaki insanlarımıza da bunları bildiriyoruz. Bir 5000 dönümlük arazide de bunu yapacağız. İnşallah bunları da sağlıklı bir şekilde aşabilirsek insanlarımız bana göre daha mutlu bir şekilde, daha yaşanabilir bir yerde yaşama fırsatını bulurlar diye düşünüyoruz. Tabii şehir hızlı gelişiyor. Ben ilk 15 yıl evvelki insanlara söylediğim projelerin hepsini gerçekleştirdim. Bana nasip oldu hepsi.
gölbaşı diyorduk. Banka yoktu, banka diyorduk. Şehrin merkezi yoktu, merkez diyorduk. Meydan diyorduk. Üniversitenin bir bölümü diyorduk. Allah bana hepsini nasip etti. Ama 15 yıl evvelki Arifiye şu anda istekler farklı bir yerde yani. Hani o 15 yıl evvel bunları konuşuyorduk biz. Evet, evet. Diyorduk ki şimdi hani belediye hizmet binasında yaptık, kültür merkezinde yaptık. Bugün konferansla ilgili bir takım şeyler verilecekse Adapazarı'na taşınıyordu insanlarımız. Öğrencilerimiz bir etkinlik yapacaksa Adapazarı'na taşınıyordu. AFA'ya veya farklı bir yerlere gidiyordu. Şimdi öyle bir ihtiyaç yok. Arifiye'de bunların hepsi var. Belediye hizmet binamız 1970 yılında yapılmıştı. Modern, güzel, uzun yıllar hizmet edecek bir belediye hizmet binası oldu. Meydan, şehirler biliyorsun meydanlarıyla ünlüdür yani. Bizim kent meydanımız, 15 Temmuz meydanımız, ortaokul meydanımız. Hani bunların hepsi ünlü. İnsanlar artık kadın, çoluk, çocuk geliyor oralarda toplanabiliyor. Önceden yol boyu bir ticaret vardı Arifiye'de. Bir dört yoldan giriyordun. Evet. Kalaycı Bayı'na evet, kadar olsun. Hepsi bir. Şimdi öyle değil. Daha merkezi bir konum oluştu. Sapanca Gölü kıyısında yerlerimiz yoktu. Çok sıkıntılı insanlar tarafından kullanılıyor. Şimdi aileler tarafından. Sakarya Nehri. Köprü, yaptığımız köprüler çok önemli. Yani Karakter Köprüsü dediğimiz köprüyü Büyükşehir'le birlikte biz yaptık. Zeki Bey'le birlikte, Zeki Toçoğlu'yla. Dualık köprüdür. Amel defteri hem Zeki Bey'in hem İsmail Karakuluç'un açık olan bir köprüdür yani. Niye? Köprü çok önemli bir şey. Çok. Yol ve köprü çok önemli. Yani insanları birleştiriyor, insanları yaklaştırıyor. Devlet demir yollarıyla, kara yollarıyla çok uyumlu bir şekilde çalışma yaptık. Birçok yerde üst geçitlerimiz var. Yani alt geçitlerimiz var. İnsanların tehlikesiz bir şekilde araç trafiğiyle ilgili gidip gelmesini sağlıyor. Eski hallerini hani bir düşünseniz demir yolundan geçerken kaza, hemzemi geçitlerden kaza geçiriyorlardı. Daracık yerlerde arabaya vuruyordu, insanlar ölüyordu yani. Şimdi alt geçit, üst geçit bazı problemler bazen oluyor ama. Tatsız olaylar oluyor. Evet, oluyor ama. Ama oluyor ama onların olmamasını bir gözünüzü kapatın olmamasını düşünün müthiş sıkıntıdır yani. Evet. Başkanım, yani mevcut şartlar çerçevesinde yapılması gereken en güzel şeyler yapılmıştır. Okullaşmayla ilgili iyi gidiyoruz Arifiye'de. Okul yatırımlarımız gerçekten güzel. Yani bir problem yok yani. İnşallah insanlarımız da huzurlu, mutlu bir şekilde yaşarlar. Bu programımızın devamını Gölya'da ikinci programımızda yapalım. Yok. Her zaman bekleriz. Yapalım gerçekten çünkü sorulacak çok soru var. Süreyi de bayağı açtık. Ama Arifiye başkanın dediği gibi her şeyi olan aslında özellikli bir ilçe. Şehir merkezine çok yakın bir ilçe en başta bitmiyor. Yani daha benim de senin de bir sürü çok, sorumuz çok var. Ama, öncelikle katılımınız için. Bu sıcakkanlı, doğal ve bizleri, sizlere soru soran bizleri de hakikaten çok rahat bir program yapmaya sevk eden yaklaşımınız için ben çok teşekkür ediyorum. Çok da izleyen var WhatsApp'tan, diğer kanallarımızdan mesajlar yağıyor. O seyircilerimize de canlı yayın olduğu için tabii yayın esnasında dönemiyoruz. Mutlaka döneceğiz. Takip edilen bir program, güzel bir program oldu. Teras sohbetleri zaten yaz gündeminin nabzını tutuyor aslında. Şehrinin nabzını tutuyor. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. İnşallah ikincisini tabii ki programlarımıza göre, en başta sizin programınıza göre bizler de yapmak isteriz. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Ben davetinizden dolayı, buraya bizi davet ettiğinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Başta Ekrem Bey'e, sonra sizlere, Zafer Bey'e, hepsine sağ çok olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz başkanım. Sağ olun efendim, sağ olun. Ekrem, nihayet ilk programı yaptık beraber. Devamı gelir inşallah. Bunca yıllık meslek hayatımızdan sonra bir noktada en son denk geldi, buluştuk. Evet, evet inşallah da devamı gelir. Keyifli oldu ama. Çok keyifli oldu. Çok keyifli oldu. Tabii beraber çalışıyor olmanın, uzun yıllara dayanan bir dostluğun böyle ilk program gibi değil. Sanki bir sürü program yaptık beraber gibiydi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ederim. Biz yarın mesaide görüşeceğiz. Seyircilerimize de bizleri izlediği için teşekkür ediyorum. Efendim, Teras Sohbetleri şehrin gazetecilerinin sunumlarıyla, moderatörlükleriyle, birbirinden farklı konu ve konuklarıyla bütün yaz boyunca TV 264 ekranlarında Sakarya'nın gündemini tutmaya devam edecek. Yarın akşam hafta içi bazen de hafta sonları yaz boyu akşamları saat 21'de canlı yayınlarımız devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Her birinize sağlıklı, huzurlu, hep dediğim gibi sempatik bir gün diliyorum.